sevenlerimiz, bugün sizlere İstanbul Ataşehir'den sesleniyoruz. Yanımızda çok değerli hocamız, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Salim Balin Beyefendi bulunuyor. Öncelikle kendisini tanıyacağız, sonrasında sağlık hizmetleri ile ilgili detaylı bilgileri öğreneceğiz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben genel cerrahi uzmanıyım. 1979 Elazığ doğumluyum. Hı hı. 1998'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. 2005 yılında mezun oldum. 2007 yılına kadar pratisyen hekimlik yaptıktan sonra genel cerrahi ihtisası için İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ihtisas yaptım. 2013 yılından beri de aktif genel cerrahi uzmanı, hekim olarak çalışmaktayım. Peki burada tedavi ettiğiniz hastalıklar nelerdir hocam? Burada kliniğimizde ağırlıklı olarak kronik hastalıkları tedavi ediyoruz. Özellikle de genel cerrahinin ilgilendiği obezite üzerine tedavilerimizi sürdürüyoruz. Peki şimdi vermiş olduğunuz hizmetleri detaylandıracağız tabii ama izleyenlerimiz de mutlaka merak ediyorlardır. Öncelikle mide botoksu nedir? Bununla ilgili sizlerden bilgi alabilir miyiz? Mide botoksu 10 yıllardır tıpta kullanılan botoksun mide kaslarına enjeksiyonudur. Endoskopik olarak yapılır. Ameliyat gerektirmeyen bir yöntemdir. Yaklaşık olarak 15-20 dakika süren bir işlem. Hastanede yapılan, aynı gün taburcu olup normal hayata dönmesini sağlayan, bununla beraber rahat kilo vermesini, iştah kontrolü yaparak rahat kilo vermesini sağlayan bir yöntemdir. Peki işlem sonrası herhangi bir sorun oluşabiliyor mu ve hastalarımız nelere dikkat etmeli? Şöyle, işlemden sonra kesinlikle ağrı yok, acı yok, adaptasyonu son derece kolay. Verdiğimiz sağlıklı yaşam prensiplerine uyarlarsa hem kilo verebiliyorlar, hem de herhangi bir sıkıntıyla, riskle karşılaşmıyorlar. Peki hocam mide balonu nedir? Biraz da bunu detaylandırabilir miyiz? Mide balonu da yine obezitede çok önemli bir silahımız. Ameliyatsız bir yöntemdir. Yine endoskopik olarak yapılıyor. 15-20 dakika süren bir işlem. Hastanın mevcut kilosunun yaklaşık %20-25'ini vermesine yardımcı oluyor. Özellikle ameliyattan korkanlar, ameliyat olmak istemeyen hastalara bu yöntem öneriyoruz. Sıklıkla da başvuruyoruz. Peki işlem sonrası herhangi bir risk var mıdır? Ve yine hastalarımız tabii ki nelere dikkat etmeli? Mide balonunda da yine çok büyük riskler yoktur. Sadece balon takıldıktan sonra 3-5 gün bulantı, kramp şeklinde şikayetleri olabilir. Bu dönemi de hastaya önerdiğimiz ilaçlar veya bu yeterli gelmese de birkaç gün serum takarak çok rahatlıkla atlatabiliyoruz. Peki hocam aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Biraz evet. Da bu konuyu açabilir miyiz? Şimdi ağırlıklı olarak bireysel ama kurumsal birkaç firmaya da sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine desteklerimiz, danışmanlık hizmetlerimiz mevcut. Hocam obezite ile ilgili diğer işlemler nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Az önce obezitede ameliyatsız yöntemlerden mide balonu ve mide botoksundan bahsettik. Bunların dışında ameliyatlar vardır. Bunların başında da gelen mide küçültme ameliyatı, halk arasında mide küçültme, sleeve gastrektomi olarak bilinir. Bu da hem Türkiye'de hem de dünyada çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Başarılı sonuçlarımız mevcut. İnsanların korkmaması gereken obezitede kullandığımız önemli bir yöntemdir. Peki hocam hangi hastalara uygulayabiliyoruz bunları? Öncelikle obez olması gerekiyor. Hangi yöntem olursa olsun, ister mide küçültme, ister balon, ister botoks olsun.
Özellikle mide küçültme ameliyatı olacak hasta grubu vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması gerekiyor. Veya beraberinde bir ek hastalığı, şeker gibi, hipertansiyon gibi hastalığı varsa vücut kitle indeksinin 35'in üzerinde olması gerekiyor. Mide botoksu veya mide balonu olan hastalarımız vücut kitle indeksi 27'nin üzerinde olan her hastaya yapılabilir. Peki yapılamayan hastalarımız kimlerdir hocam? Yapılamayan hastalarımız 18 yaşın altındakilere yapılamaz. Veya 65 yaş üstündeki hastalara genellikle bu işlemler yapılamaz. Ama genel durumu iyiyse, kondisyonu iyiyse 65-70 yaşına kadar da yapılabilir. Alanınızda oldukça başarılısınız. Tam da bu noktada hastalarınız sizi neden tercih etti ve bundan sonraki süreçte neden tercih etmeli? Ağırlıklı hasta grubum referans hasta gruplarımdır, hastalarımdır. Sonuç aldığımız hastalar diğer eş, dost, akrabalarına refere ettiği için bizleri tercih ediyorlar. Hekimlikte en önemli şey şifaya vesile olabilmek. Bizler de muhtemelen bu şifaya vesile olduğumuz için hastalarımız da bizleri tercih ediyorlar. Hocam ülkece çok hatta dünyaca çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada pandemiyle ilgili klinik olarak almış olduğunuz önlemler nelerdir? En önemli kuralımız randevu. Sağlık Bakanlığı'nın da önerdiği randevu süre kuralımız. Onun dışında maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Hastalarımız gelişte ateşleri ölçülüyor. HES kodlarını alıyoruz. Ona göre hastalarımızı kabul ediyoruz. Bunun dışında ben genel cerrahi uzmanıyım. Covid pozitif hastalarımız da oluyor. Sonuçta bunların da tedavi olmaya hakkı var. Her türlü önlemimizi alarak hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Hocam mutlaka yurt dışından da hastalarınız oluyordur. Bu noktada ne gibi çalışmalarınız var? Yurt dışından gelen hastalarımız için transfer ve konaklama hizmeti veriyoruz. Kaldıkları süre içerisinde de rehberlik hizmeti veriyoruz. Ayrıca mide botoksu için gelen hastamız günübirlik Avrupa'dan ya da dünyanın çeşitli ülkelerinden gelenler günübirlik gelip yolcu edebiliyoruz. Yine mide balonu hakeze o şekilde günübirlik gelip gidebiliyorlar. Ancak mide ameliyatı olan hastalarımız ortalama Türkiye'de 5 ila 7 gün konaklama yapıp öylece ülkelerine, yurtlarına dönüyorlar. Peki hocam, bizleri konuk ettiniz, ağırladınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Son biz olarak izleyenlerimize, hastalarınıza neler söylemek istersiniz? Hastalarımıza sağlık, şifa, afiyet dileriz. Özellikle bu pandemi döneminde hastalarımıza maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini özellikle altını çiziyoruz. Herkese sağlık, mutluluk ve afiyet diliyorum. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, operatör doktor Salim Balin Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu değerli bilgiler için. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.